Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kurabiye yapıyoruz. Hadi çayları koyun, kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Öncelikle 125 gram tereyağına margarin kullanıyorsanız yine aynı şekilde margarine ihtiyacımız var. Böyle biraz yumuşamış olması iyidir. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri ekliyoruz. Pudra şekeriyle biraz ezelim tereyağını. Ardından diğer malzemelerimize geçelim. Daha böyle önceden diğer malzemeleri hazırlarken çıkarırsanız tereyağını daha yumuşak olacaktır ve daha iyi olacaktır. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyoruz. Bir adet medium yani orta boy yumurta ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı olacak şekilde de yoğurt ekliyoruz. Evet, şimdi tekrar karıştırıyorum çünkü halen tereyağım tam olarak erimedi. Bir paket şekerli vanilin ilave ettikten sonra şöyle dolu dolu bir çay kaşığı olacak şekilde de kabartma tozu ekliyoruz. Artık unumuzu ekleyebiliriz. Bardaklarım kesinlikle tepeli değildi. Hep kullandığım bildiğiniz 200 mililitrelik su bardağıyla ve silme bardaklar 4 su bardağı un ekledim. Ortalama 3,5 su bardağı ya da en fazla 4 su bardağı alır. 3,5 bardaktan sonra lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unumuz fazla olmasın, katı olmasın kurabiyemiz. Evet, eleyerek ekledim gördüğünüz gibi kurabiye unumuzu. Elimle şöyle güzelce karıştırıyorum ve hiçbir şekilde elime yapışmayacak duruma geldiğinde tamamdır diyorum. Hemen bir şekil kontrolü yapalım. Şöyle küçük bir parça alıp elimizle yuvarlayalım. Yuvarladığımızda eğer dağılmadığını görüyorsanız hamurumuz tamamen hazırdır demektir. Şimdi bu hamurdan iki çeşit kurabiye yapacağız. Öncelikle oğlum çok istediği için arkadaşlarına götürecekti. Önce yarısını onlar için hazırlayalım. Diğerini de kendimiz için yapalım. Dilerseniz bir yağlı kağıt ya da benim yaptığım gibi gıda ile temasa uygun olan bir buzluk poşetini kenarlarından açıyoruz. Ve şöyle 2, 3 artık kaç tane isterseniz cevizden biraz küçük olacak şekilde yuvarlaklar yapıyoruz. Evet, poşeti bunların üzerine orantılı bir şekilde kapattıktan sonra şöyle bir ölçme kabım var. Bir kavanoz kapağı da bu işi fazlasıyla görür. Onunla bastırıyorum ve inceltiyorum. Bu şekil hazırlarsanız şekil vermek 10 dakikanızı almayacaktır. Şimdi ben çocuklar için hazırladığım için içine kahvaltılık çikolata koyacağım. Eğer dilerseniz böyle kurabiyeler piştiğinde bu çikolatalar akışkan olsun istiyorsanız aynen bu şekil bir yağlı kağıdın üzerine aralıklı olacak şekilde şöyle küçük bir çay kaşığı olacak şekilde 20 adet sıralayıp dondurucuda dondurup donmuş bir şekilde bu hamurun içine koyarsanız o zaman piştiğinde akışkan olacaktır. Ama ben öyle bir ihtiyaç hissetmedim. Akışkan olmasına gerek yoktu benim için. Çikolata koymadım. Diğer bölümleri üzerine kapattıktan sonra böyle büyükçe bir çay bardağıyla kesiyorum. Kenardaki fazlalıkları alacağım ve bir bıçakla çok da derin olmayacak şekilde üzerine şekiller yapacağım. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz hani şu meşhur bisküvi yapıyoruz aslında. Evde kendi imkanlarımızla daha lezzetli ve daha sağlıklı halini yapıyoruz. Çok az kabartma tozu konduğu için çok fazla kabarmayacak. Bundan dolayı şekli de bozulmayacak. Hazırladıklarımı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime alıyorum.
Bu şekil ikişerli, üçerli yapabileceğiniz gibi sayıyı çok daha artırabilirsiniz. Bakın aynı anda 4-5 adet yapıp hızlıca çıkarabilirsiniz. Yöntem yine aynı. Bu sefer 2 buzluk poşeti kullandım. Bakın hızlı bir şekilde bardağımı bastırıyorum. Hepsinin boyutunun eşit olmasına dikkat edebilirsiniz. Tek dikkat edeceğiniz nokta bu. Evet, birini kaldırıyorum poşetlerin. Hemen hızlıca kahvaltılık çikolatadan yerleştirdikten sonra boş kalanları üzerlerine kapatıyorum. Hazırlaması çok kolay, hem çok eğlenceli, hem de çocuklarınızla yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi fırınımı 180 derecede açtım. Fırınım sıcak. Tepsimin de tamamı neredeyse doldu. Bunları şimdi fırınlayacağım. Fazla değil, kenarları hafif böyle kahverengi olduğunda fırından çıkaracağım. Evet, şimdi hamurumuzun diğer yarısı duruyor. Bunun içine istediğiniz herhangi bir şey, çekirdeksiz üzüm olabilir, ceviz çok yakışır, badem olabilir, fındık kırıntıları olabilir, koyabilirsiniz. Ne kadar fazla bu şekil tohum koyarsanız o kadar lezzetli olacaktır. Ben biraz iri taneli Antep fıstığı koydum. Şimdi güzelce hamura yediriyorum. Başka bir işlem yapmayacağım. Böyle fındıktan biraz daha büyük olacak şekilde küçük küçük bir şekilde yuvarlıyorum. Evet, unutmadan yeri gelmişken bu tarz tariflerin devamını bekliyorsanız lütfen yorumlar bölümünde belirtin. Ve tabii ki tarifimi beğeniyorsanız da beğenilerinizi bırakmayı ve güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Evet, bu tepsi de tamam. Bunu da şimdi fırına süreceğim. Yine 180 derecede. Diğeri pişti. Görüyorsunuz kenarları hafif böyle kahverengi olmuş. Ne kadar süre dediyseniz fikir olsun diye söylüyorum. Fırınlar çünkü farklı olabilir. 15 dakika. Her ikisini de 15 dakika pişirdim. Soğumadan kesinlikle yerinden çıkarmayalım. Evet, benimkiler artık soğudu. Servis tabağına sizin için sıralıyorum. Hemen sizler için iç yapısını da göstereceğim. Evet, bu şekil dağılan güzel bir kurabiyemiz oldu. Kurabiyeler bekledikçe daha güzelleşir. Lütfen çok çok iyi soğuduktan sonra tüketelim. Evet, diğerlerinin üzerine mutlaka pudra şekeri serpiştirelim. Çünkü şeker oranı az olacaktır. Tabi az şekerli tercih ediyorsanız da serpiştirmeyebilirsiniz ama serpiştirince daha lezzetli oluyor. Evet, onları da servis tabağıma aldım. Onu da bu şekilde göstereyim sizlere. Kolay bir tarif oldu diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hep mutlu kalın. Hoşça kalın. Thank you.